Sinek Kaydı Tıraş'ın sponsoru Derbi gururla sunar. Hocam bu taktiğe galibiyet yakışır dedik. Haftanın maçı Galatasaray-Başakşehir, zaten önceki partlarda da konuşmuştuk. Galatasaray sezonu çok iyi bir başlangıç yaptı. Evet. Bu en azından şampiyonla oynayan takımlar içerisinde bunlardan daha iyi futbol oynayan bir ekip. Bu karşılaşmayı da Başakşehir son şampiyon karşısında net bir galibiyet aldılar. Bu taktiği de konuşacağız. Galatasaray nasıl kazandı onu da konuşacağız. Nasıl buldunuz hocam maçı? Maçı nasıl buldum? Tabii ki Başakşehir biraz hayal kırıklığı. Yine geçen sene de böyle başlamıştı. Geçen sene de %0'la başladı hocam. Geç açılan. Ama tabii başlangıçta evinde... Yok, tabii ki evinde oynadım. Evinde yok hocam, ama tabii seyircisiz artık. Hatay Spor'la da Gaziantep'te oynamıştık galiba. Ve orada tabii ki o maçta kazanmayı hak edecek kadar oynadılar. Oynamışlardı, fena oynamadılar gerçi, ama çok da pozisyon buldular. Rakip sahada çok oldular. Ama son dakikada yedikleri bir golle 2-0 kaybetmişlerdi. Şimdi tabii ki Galatasaray maçı onlar için bu... kötü sonucu unutturacak bir maç olmalıydı. Ama bakıyorsunuz gene kendi sahasında Galatasaray'ın karşısında Başakşehir'i tanıyamadık desek yeridir. Yani Başakşehir bu değil dedirtti bize. Onlar da 4-1-4-1 denilen bir sistemle aynı Galatasaray gibi oynuyorlar. Şimdi tabii bakıldığında Başakşehir takımına, kadro yapısına, geçen seneki kadrosunu koruduğu, İşte bu sene Berkay diye bir genç oyuncu daha çok yer buluyor. Daha çok yer buluyor. Bakıyorsunuz geçmişi de 22 yaşında, Almanya kökenli genç bir oyuncu. Okan Hoca ona şans veriyor. Galatasaray'a bakıyorsunuz bir hani tabiri caizse kulübe deriz biz. Kulübesine bakıyorsunuz geçen seneden çok çok daha iyi tabii. İşte Dong'du, Bubble'du, Lines'di. Efendim Ömer, Cemi Durmaz, işte Diagne. Yani Diagne de ligin çok gol atan oyuncularından bir tanesiydi geçen sene gidene kadar. Ve tabii ki bu avantajı yaşıyor Galatasaray. Bu çok bozulmamış kadrosuyla, gerçi giden oyuncular oldu ama daha bizim gözümüze hoş gelen, hadi futbol adına kazanması daha mümkün. Daha tempolu oynuyorlar hocam. Daha temposu yüksek oynuyorlar. Ve sonuç olarak da iki maçta 6 puan alarak yollarına devam ediyorlar. Şimdi bu anlayışla bakarsanız mesela Taylan diye bir oyuncu çıktı Galatasaray'da. Geçen sene dönem dönem kısa kısa oyuna giriyordu ama bu sene Taylan çok beğendiniz mi faydalı hocam? Oynuyor. Yani Taylan'ı biliyorum. Hakikaten çok faydalı oynuyor ve Taylan'ın defensif ortası oynuyor. Yani 6 numara dediğimiz bir oyuncu tarzında, çok oynadığı bir pozisyon değildi o Taylan'ın benim hatırladığım kadarıyla. Dolayısıyla çok başarılı gidiyor orada. Tabii ki Belhan da bakıyorsunuz kendi kalesine kadar gelip orada savunma yapabiliyor. Eğer Taylan'ı yalnız bırakırlar, sonra da tek orta sahayla oynuyorlar çünkü. Daha sıkıntıya girerler ama Belhan'ların yardım etmesi, acaba Belhan da hep bu oyun tarzıyla oynayabilecek mi? Hem hücuma destek ver, hem gel savunmada Taylan'a destek ol. Şimdi Emre'nin tabii pozisyonu değişti. Ben Emre'yi beğendim. Bir de tabii birazcık ona karşı sevgim, sempatim de var. Şundan dolayı Adapazarı, yani benim hemşerim. Dolayısıyla Bolu Spor'da bir çıkışı olup ondan sonra Sivas Spor'da hakikaten kendini kanıtladı. Kenar oyuncusuydu, hiç oynuyor hocam. Şimdi Bolu'da da hep sol kenar oynardı. Dolayısıyla çok iyi bir sol ayağı olan ve hakikaten kenar oyuncusu olarak çok süratli ve ters taraftan öne içe koşan, alıp o topu kaleye kadar götürüp sonuçlandıran ve kenardan getirdiği topları isabetli içeri atabilen, dribling becerisi olan çok önemli bir oyuncu Emre. Ve tabii ki bu gelişimi onu Galatasaray'a kadar getirdi ve burada da çok iyi başladı lige. İyi top oynuyor. Yani takımda varlığı hissedilecek kadar etkili oynuyor. İşte atılan mesela ikinci golde çok güzel bir varyasyon oldu. İşte oradan Diagne geldi, Emre verdi, Emre içeri attı. Babu'nun topu çok klas bir şekilde şeye bırakması. Belhanda'ya onu vurdu. Hakikaten çok güzel bir gol. Sanırım bu golde bu dört kişinin topu ayağa değişinde o kadar kısa sürelerde oluyor ki. Bu çabukluk zaten rakibi savunma birer hatası. Birer saniye hocam. Savunma hatası yaptırıyor. Ona çözüm bulacakken
diğer tarafa topun gitmiş olması ve güzel bir gol olmuştu. Bir de tabii 1-0 devam eden maçı, golün atıldığı süre sanırım kaçıncı dakikaydı Emre'nin attığı saniye. Hocam Belhanda'nın golü 80 küsürlerdi yani. Artık tabii o da 2-0 olunca zaman da bayağı kısalmış oluyor ve Başakşehir'de maalesef kaybetmiş oluyor geçen senenin şampiyonu. Geçen sene de böyle başladı Başakşehir. Çok formsuz başladı, kötü başladı. İki maç kaybetti. Umarım inşallah geçen seneki gibi olur Başakşehir'in bu kayıpları, devam etmez. Ama şu ana kadarki uygulamada Başakşehir tabii ki bir an evvel bizim bildiğimiz Başakşehir gibi olmalı. Olacaktır da. Okan kardeşimiz umarım bunu en kısa sürede bir sonuçlandırır. Çünkü onun da kadrosu iyi. Türkiye'nin en sorunsuz takımı, ekonomisi düzgün, yönetilmesi Türkiye şartlarında en iyilerden bir tanesi. Taraftar baskısı yok. Taraftar baskısı yok. Yani Başakşehir tabii ki toparlar. Hocam Galatasaray ile ilgili de bu sezon başında bir değişim yaşandı teknik ekipte de. Onunla ilgili hocam sizi de yakalamışken, zaten her hafta birlikteyiz de bundan sonra. Bir kondisyoner hocam takıma ne kadar etki eder? Onu da merak ediyorum. Çünkü geçtiğimiz sezon İtalyan bir kondisyonerle çalışıyordu Galatasaray. Bartali ayrıldı şimdi. 11-12 sezonunda sonra milli takımda da hocayla çalışan Scott Pir geldi. Hani bu tempoyu hani kondisyonere de bağlayabilir miyiz? Yani bir kondisyoner ne kadar etkiler takımı? Yani tabii ki futbol bir koşturma oyunu. Ya, bağlayanlar da oldu koşturma yani. Koşturma oyunu. Yani bizim antrenman bilgisinde kullandığımız tabir motorik özellikler. Yani bizim futboldaki oyuncu motorik özellikleri işte devamlı kuvveti, çabukluğu gibi faktörlerin en üst seviyeye çıkarılması. Bu tabii ki bilimle olacak bir şey. Ve Fatih Hoca bunu kullanıyor. İşte sanırım o da Türkiye'de bu işi çok iyi kimsenin yapmadığı kanaatinde. Ve dolayısıyla hep yabancılarla bu işi çözmeye çalışıyor. Birisi Amerikalı, ondan evvelki İtalyan hocam. İtalyandı. Yani tabii ki bu özellikleri gelişecek adamın bilgisi, becerisi çok önemli. Bu farklılık ondan mı geliyor? Çünkü Galatasaray takımı hakikaten bu özelliklerin ön planı çıkarabiliyor. Yani fiziksel anlamda. Yani o da çok önemli. Çünkü sizin ne kadar becerili oyuncu olursanız olun, eğer bu fiziksel özellikleriniz üst seviyede değilse uygulamanız da iyi olmaz. Yani bakın taktik denilen şeyi uygularken dört tane faktör çok önemlidir. Bunlardan bir tanesi teknik dediğimiz. Teknik deyince ben akla şu geliyor, oyuncunun bireysel tekniği, işte topla ilişkisi falan. Hayır. Takımın zor oyun koşullarında birlikte bu baskıdan kurtulma becerisidir teknik. Oyun tekniği çok önemlidir bu. Galatasaray'a bakıyorsunuz bunu iyi yapıyor. Yani ayağı iyi oynayan, baskı yediğinde bu topu kaptırmadan, uzun vurmadan, ayağı çıkışı becerebilen oyuncu kapasitesine sahip. Yani Pir'i de sanırım hoca diğerinden bu konuda memnun kalmamış galiba. Ama bana gelince ben bunları bir kondisyonere yaptırmıyorum, kendim yaparım. Çünkü yani antrenör olarak o performansı yükseltecek kişinin kontrolü sizde olmalı. Yani sizin bu konuya hakim olmanız lazım ki takımın ne eksiği olduğunu görüp ona dikte edip bunları çalıştır, şöyle şöyle yap deme yeterliliğiniz olması gerekir. Yani Galatasaray demek ki bu arkadaşlar doğru şeyler yapıyorlar ki bu gelişim olmuş diye düşünürüz tabii. Derbi sundu. Daha fazla muhabbet Derbi Meclisi Instagram hesabında. Bu part bitti ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim, başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi, vin sesi var. Oraya da böyle tıklayın, hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum.